Gençler, size Urgut'un yetenek setinden bahsedeyim. Buradaki sorunlardan bahsedelim. Urgut %100 skill shot bir karakter. Bütün skilleriniz skill shot ve skill shot'a bağlı. Örnek Q mesela dodge'lanabilir. Bakın. Skill shot. Bunu Rocky dodge'layabilir. E'miz skill shot. Tutturman lazım bak. Bir anda kaçırabilirsin. Belli olmaz yani. Bak hop kaçtı gitti. E'miz skill shot. Ultimiz de skill shot. Hop gitti bak. Hop gitti. W'muzda skill shot'a bağlı yetenek. Direkt olarak kendi hani doğrudan skill shot değil ama skill shot'a bağlı. Neden skill shot'a bağlı? Şöyle yapalım. Mesela bu tank. Bu hedef tank. Ama ben buna vurmak istiyorum. O zaman bu adama skill tuttur diyor sana oyun. Al. Bak ona döndü. Yani diyor ki oyun, eğer sen skill tutturamazsan, skill kaçırırsan W'm tanka vurur. Senin en yakındaki hedefe vurur. Sen ADC'ye vuramazsın. Yani W'muz da skill shot'lara bağlı bir yetenek. Urgut o yüzden %100 skill shot bir karakterdir ki bu karakterin zaten oynanışını zorlaştıran bir etken. Ekstra olarak daha bitmedi. Skill'lerimizin W hariç tüm skill'lerimizde ekstra ping var. Kendi beklemesi var. Onu da videoyu yavaşlatarak gösteririm size. Her skill bastığımda altta şu kısımda mouse'u salladığım kısımda bir bekleme barı var. O barı bekliyor. Atalım Q. Bak şuradan geçti. Çürüten bomba yazdı. Atıyorum. Bu ne demek? Zaten ben 17 milisaniye sonra skill'i kullanıyor. Bir de üstüne kendi içinde MS var. E basacağım. Hop altta çıktı. Bak. Hemen kullanmıyor. Hemen kullanmaz. Basarsın. Önce bir bekler sonra kullanır. Ulti de aynı şekilde. Bak ulti attım. Gördünüz. Alt bölümünden metal yazıyor. Bak. Bak hem Q'muzda ekstra ping var. Hem E'mizde ekstra ping var. Hem ultimizde ekstra ping var. Yani Urgut'un bütün yetenekleri hem skill shot hem de gecikmeli. Bu da Urgut'un oynanışını oyun kazanmasını zorlaştıran bir etken. W bize fayda mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? Vallahi tartışılır. O kadar fazla kısıtlıyor ki bizi W yeteneğimiz. Bak W açtık. Bir kere zaten kendi hasar kısıtlaması var. Normalde bir düz vuruş kaç vuruyoruz? 400. Bak 400 vuruyorum zaten ben. 400. Normal bir vuruşum 400 benim. W açıyorum. Zaten 150'ye düşüyor. Benim normalde sağ tıkla vurduğum hasarı zaten W bölüyor. Ekstra bir hasar vurmuyor aslında. İsabet etkilerini de %50'ye azaltıyor. Gördüğünüz gibi. Üzerine bir de beni 125 yavaşlatıyor. Bakın hızıma. Üzerine saldırı hızı aldırtmıyor bana. Saldırı hızı aldığım zaman hiçbir işe yaramıyor. Kritik vuruş aldırtmıyor bana. Kritik vuruş alsam da hiçbir işe yaramıyor. Çünkü kritik vuruş da yapmıyor. Bir sürü kısıtlama var. Ve gençler Urgut'un ana mekaniği olan pasifi buradaki sorundan bahsedeyim. Urgut'un gençler ana mekaniği şudur. W açarsınız. Rakibin etrafında yürürsünüz. Bur atarsınız. Budur. Amaç pasiflerimizi patlatmak. Karakterin mekaniği bu. Yani Riot diyor ki sana bu karakteri oynuyorsan diyor bunu yap diyor sana. Şimdi arkadaşlar akıl var mantık var. Yani rakip eşek mi? Sen bunu rakibe nasıl yapabileceğini sanıyorsun? Şu an kukla yani. Ben kuklaya bunu yaparım zaten. Ama bu bir rakip olsa ve bu taktiği bilse adamlar nasıl oynuyor biliyor musunuz? Yüksek öleda. Adama W açıyorum ben. Etrafına dönmeye çalışıyorum ya. Adam benimle aynı hareketler yapıyor. Benimle aynı hamleyi yapıyor ve benim etrafımda tur atmama izin vermiyor. En fazla şu oluyor bak. İki pasifi kullanabiliyorum en fazla. Adam şöyle koşuyor. Yani hep bu açıda kalarak. Şu açıda kalarak benimle savaşıyor. Ben en fazla şunu yapabiliyorum bak. En fazla iki pasif. Şu. Bir, iki. Daha fazlası yok. Bir, iki. En fazla iki pasif kullanarak adamla savaşabiliyorum. Aşağı yukarı hep böyle sol tarafında kaldığı zaman benim pasiflerimi yemez. Etrafına tur atamam. Çünkü izin vermiyor. O tarafa doğru kaçıyor. Böyle olunca da zaten Urgot direkt ana mekanik olarak sınıfta kalan bir şampiyon. Sırf bu mekaniği yüzünden. Şimdi arkadaşlar ultisindeki çöplükten bahsedeyim Urgot'un. Ultiyi attım. Şu an çekiyorum. Ne yaptı? Kuklayı kestik değil mi? Ultimiz gençler hedefin canının %25'ine tek atar. Ya zaten bu %25 oluyor aslında çok da büyük bir miktar değil. Hani Urgot 10K falan vurmuyor. Diyor ki 999 vuruyor. Alakası yok bak. 145 vurdu. Gördünüz mü? 10K falan vurmuyor karakter. Ultimizin aslında vurduğu hasar bir tuttuğundaki hasar tutsun. 355 vurdu. Bir de işte adamın canının %25'i kaçsa onu vuruyor. Ya tahsiller diye bir eşya var oyunda ya. Rakip şampiyonun canı %5'inin altındayken zaten tek atıyor. Adam ne yapıyor abi? Bizim takımdan biri geliyor. Benim ulti atıp çekmeyi beklediğim adama gelip bir tane sağ tık vuruyor. Tahsilleri varsa zaten adam direkt ölüyor. E ne oldu ben adamı çekemedim ki? Fear'ı kullanamadım ki. Zaten bu kalan %25 canı çekip tek atmama gerek yok ki. Zaten ben bu adama bir tane daha sağ tık vursam, pasif vursam
Zaten öldüreceğim. Ya da herhangi bir takım arkadaşım gelip vursa zaten adamın %25'i kalmış canı. Zaten bunu öldürürüz. Önemli olan %75'ini almak. Bu ulti diyor ki %25'ine tek atarım. Atım onun %25'e zaten herkes tek atıyor. Gelsin bir tane LBW koysun zaten ölüyor. Ya da fasyalarla bir Caitlyn gelsin sağ tık yapsın. Zaten adam ölecek. Bir kıymeti kalmadı ki oğlum bunun. Ben artık son zamanlarda özellikle ben şunu yapamıyorum. Adam çekerken içeriye flash atıp hepsini fırlamak isterim. Bu artık son zamanlarda olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü çekemiyorsun. Çekemiyorsun adam. Ulti atıyorsun. Hop bir anda biri giriyor öldürüyor bunu sen çekene kadar. Tek atıyor. Adam zaten çekemediğin için ultinin kulağını bitiyor. Ne oldu? Flash attın. Hani fear? Fear yok. Çok baitlendim ben böyle. Sanıyorum ki ben adamı çekeceğim. Ulti atmışım. Adamın canı %25'e indi hani çekeceğim. Flash atıp fight'ın içine dalacağım. Herkesi fearlayıp fight'ı kazanacağız. Buradan bir tane Vayne geliyor abi. Sağ tık yapıyor. Kesiyor benim adamı. Tek atıyor. Ya da Vayne herhangi bir çar ya. Akali geliyor. Q atıyor adamı öldürüyor. Benim Fear'ımın içine sıçtın ki sen şu an. Ne anlamı kaldı? Urgot'un ultisi çöp bir ulti arkadaşlar. Bir de Urgot'un arkadaşlar can çalma build'inden biraz bahsedeyim size. Gençler şu anda Urgot'a bu yaşları aldınız. %21 mutlak sömürümüz var. Parantez içinde alan etkili hasar %33 etkilidir diyor. Urgot'un pasif bir alan hasarı. Q'muz alan hasarı. E'miz herkese vurdu alan hasarı. Yani bizim Q'muz, E'miz, pasifimiz hepsi alan hasarı zaten bunların. Mutlak sömürüyü o zaman biz 166 nöflü kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Yani Urgut'a mutlak sömürü kısıtlaması da var aslında. Rahat rahat can çalma kasıp oynayabileceğiniz bir şampiyon da değil Urgut. Kasarsın mutlak sömürünü. Sanarsın ki ben her vuruşumda %21 can çalacağım değil mi? Öyle bir şey yok. Sen bu adamla mesela üçüne tutturursan 3 kişiye tam %21 çalarsın. Ama diyelim ki üçüne tutturamadın. 2 kişi tutturursak ne olur? %66 çalışır, %33 çöp olur. %21 can çalarsınız diyor ya. İki kişiye Q tutturursam %14 can çalarım. Ya da pasifim vurursa %14 can çalarım. Yani arkadaşlar mutlak sömürü aldığınızda Urgot güçlü bir karakter olmuyor. Burada da bir kısıtlama var. Evet gençler şu an aklıma gelen Urgot'un skill setlerindeki kısıtlamalar, adaletsizlikler bunlar Urgot'la alakalı. Hepsinin skill shot oluşundan, hepsinde skill'in kendi içindeki pinglerden bahsettik, beklemelerden. Ultimizin aslında kötü bir ulti olduğundan bahsettik. Hem kaçmasıyla kaçan, çok fazla kaçan bir ulti. Hem de adama tutsa bile çekmeyi beklerken siz çekemeden takım arkadaşlarınızdan biri gelip adama tek atması. Sizin de bu yüzden fear'ınızı kullanamamanız. Böyle dezavantajları var Urgot'un. Can çalma aldığınızda, mutlak sömürü aldığınızda çok fazla alan hasarı bulan bir karakter olduğu için %33 etkili çalışması, %66 nerfe çalışması. Bunlardan bahsettik gençler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.